başladı korkular. Korkular başladı. Korkular, vehmi hastalıklar aktif olmaya başlar. Hastalık startını verir. Acillerde nefes alır. Hatta biraz da parası varsa acillerin karşısına daire tutar. Hastalık numarası, başhekim anlatıyordu Trabzon'daki. Bak, hastalık numarası var zannedip diyor, acillerin önünde Hasan kardeş dedi, 10 kişinin 4'ü. Acillerde dolaşıyorlar ya diyor, oturuyorlar. İçeride hastası var zannediyorsun değil mi, bekliyor. Daha çok hayır dedi. Panik atak oldukları, hastalık olduğundan da bana bir şey olur diye hemen acil alsınlar diye orada oyalanıyormuş yani. Allah Allah. Evet, sabaha oyalanan insanı biliyorum dedi. Ve onu gülüyorum dedi. İki gün durur diyor. Beni tanırlar diye diyor. Kendisi anlatıyor. Üçüncü günü öteki hastanede olur dedi. Öteki hastane acilinde olur. Her akşam değil dedi, iki de bir akşam acilleri değiştirirler dedi. Daha biraz da ileri giderse acillerin karşısına daire tutarlar diyor. Üstad diyor ya, sıhhati bozulur ya parası gider diyor. Ya hiç ameliyatı olmam. Bir de zalim doktora düşersen ondan sonra hem ameliyat eder hem paranı alır. Zalim, cahil, zalim bir hain hoca uyduruk namı altındaki asalaklara da düşersen paran gider, psikoloji bozulur. Başka? Oo! Senin en yakın sana sihir yaptı. Kim yaptı ya hocam? Diyemem. Ya en yakının kim ya hocam? Diyemem. Hemen başlar düşman imal etmeye. Ulan teyzem olma. Ulan halam geliyor deve ya. O odaya da girdi. O olabilir. O var ya o. O var ya o. Odur. Beyin hemen düşman imal etmeye başlar. Hainleri görüyor musun? İkinci şeyi de söylüyorum son. Böyle bir şey mi oldu? Rüya da gördün. Bununla alakalı rüya da gösterdi şeytan. İnsanların bu asırdaki çöküntüsünün en kaynağını da söylüyor. Geçiyor bilgisayarına. Rüyasını yazar bilgisayara. Nabzını falan yazar. Benim neyim? İlk böyle başım titrer gibi geldi. Ben neyim? İnternetle hastalıklarını teşhis ve tedaviye giden, rüya yorumlarını internetten yapan, hiç ama hiç şansı yoktur huzurlu yaşamaya. Hastalık hastası doğru diptedir. Kimin eli kimin cepte olmayan yerde neyini sorguluyorsun? O zaman hastaneleri kapatalım, internete girelim. Profesör Hasan Akar diye yazsam, ben site açsam. Profesör Hasan Akar, dahiliye uzmanı veya psikolog, nöroloji uzmanı profesör. Kim hangi, kim denetliyor lan sen profesör, nasıl yazdın lan kendini? Profesör musun lan, eletini söyle. Var mı diplomam? Yok. Peki böyle bir site yapsam kim engel olacak bana? Lan devlet bana dese ki niye profesör yazdın lan? Efendim bana toplumda profesör diyorlar. Unvanımı yazdım. Ha, Profesör Hasan Akar nöroloji bölümü anlatıyor. Eğer gölgeniz titriyorsa siz de titriyorsunuz. O zaman titresem ya. Merak ettim ya, bu sabah bakacağım. Dururken titriyorsam onu yapacağım bu akşam. Şimdi hatırıma geldi. Ulan acaba oynasam o oynak ne olur? Karşıdaki lamba yanarsa olmaz yalnız ama. Nasıl, hangi lamba? Evet, o karşıda. Lamba yansaydı o. Önümdeki yansaydı olmazdı. Bak bir de ne yapacağım biliyor musun? Bak, şimdi ampul oynuyor mu? Ben duruyorum. Gölgem oynuyor mu? Duruyorum. Peki ya ben oynasam gölgem ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Ben de. Seni derbe derim. Ulan bu zaten oynuyor. Dururken oynuyorsam herhalde oynarken horon vurur galiba. Nabız herhalde zirveye bulur. Herhalde ölüyorum. Ölüm senaryosu geçiriyorum. La psikoloji sıkıntı bu kadar basit. İmanınızı artırın diyor usta. Her istisna koymamış. Her hastalığınızın çaresi olan imanınızı artırın. 25. limanın 25. devada. Her derdinizin devası olan imanınızı artırın. İman hem dünyada hem ahirette senin koruyan meleğin, içine girdiğin balonun. Nereye gidiyorsun imansız? Feyne teshebun. Bu gidiş nereye ediyor? İmanını artırmaktan başka çaresi yok. Son şeyi söyleyeyim. Kanal Ufa'da röportaj yaparken orada söyledim, şeylere düşmüş. Benim de hoşuma gitti. Ne dedim ben de bilmiyorum ya. Onlar söyleyince benim de hoşuma gitti. Risale-i Nur değil nurcuların, değil Müslümanların, çok yakın bir gelecekte insanlığın ve Hristiyanlığın en büyük kurtarıcı vesilesi olacaktır. Çünkü niye? Çünkü insanlık dehşetli bir katlama şeklinde
buhran ve bunalıma gidiyor. Ya intihar edecekler, ya Risale-i Nur'a sarılacaklar. Başka hiçbir şansı yok. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.